Dostlar, herkese selam. Bugün bahsedeceğim konu Passat. Yani biliyorsunuz Türkiye'de Passat dendiğinde akan sular duruyor. Yani duruyordu demek istiyorum ama baktığım zaman hala duruyor. Yani Passat altın değerinde bir araba. Hep şöyle bir tabir vardı: onu alacağıma biraz daha eklerim, Passat alırım. Yani bakış açısı Türkiye'de Volkswagen Passat'ta bu şekildeydi. Ama Volkswagen yönetimi bir sabah uyandı, tıpkı Jetta'ya yaptığı gibi Passat sedan modeli de bitirme kararı aldı. Yani ne oluyor, ne bitiyor falan demeden Passat sedan bitti, üretimi sona erdi, satışı durdu. Passat ismi devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Station wagon olarak satılmaya devam ediyor. Yani keşke hani sedanı da bu kadar oldu bittiye getirip hızlı bir şekilde bitirmezselerdi diyeceğim ama Volkswagen'in elektrikli ürün ağına baktığım zaman gelen yeni sedan modeller olduğunu görüyorum. Sanırım bunun için ellerini çok hızlı tuttular. Passat puf diye ortadan kaybolunca Türkiye otomotiv pazarında bir boşluk oluştu. Yani o tip bir otomobil arayanların karşısına çıkan seçenek sayısı da çok fazla değil. Hem de bolca araç yok. Yani Passat gibi bolca olan bir sayı yok. Bu nedenle o D segmenti sedan sınıfında bir boşluk oluştu. Superb var hani kardeşi, onun yerini doldurmaya çalışan. Onun yenisi gelecek mesela Eylül'de. Belki Eylül'de planlama Superb için biraz daha fazla olabilecek şekilde yapılır. Hani daha fazla Passat'ın boşluğunu daha fazla doldurmak için daha fazla adette gelir ama sanmıyorum. Yani Skoda öyle üretimlerini bir anda arttıran bir marka değil. Peki ne olacak? Niye bugün Passat'tan bahsediyoruz? Ülkemizde satılan MG markası var. MG markası MG 7 adında bir sedan tanıttı ve Çin'de falan satışa sundu. Acayip bir araba yani. Son derece yakışıklı, fiyakalı, hatta Passat'ın son halinden daha yakışıklı. Yani daha albenili bir araba. MG modellerini ben çok sık kullandım. Kalite seviyeleri falan yüksek arabalar. Yani öyle Çinli deyince hafife almayın sakın. Artık onların da kademeleri çok fazla yükselmiş durumda. Zaten Avrupa bile Çinlilere bir şekilde önlem almanın peşinde. Kaliteleri işte sundukları falan yüksek seviyede. MG markası MG 7'yi tanıttığında sosyal medyada şöyle bir şey döndü: bu araba gelir mi? Bu arabayla karşılaşır mıyız? Bu araba gelir mi? Bu arabanın satışı ne zaman olur? Acaba biz de görür müyüz falan gibi şeyler oldu. Çünkü dedim ya, bir Passat'ın bıraktığı bir boşluk var. O boşluğu doldurmaya çalışıyor insanlar. O sırada Doğan Trend Otomotiv'in, yani MG'yi Türkiye'ye getiren markanın CEO'su Kaan Dağtekin sosyal medya hesabından şöyle bir açıklama yaptı: aslında Avrupa pazarında bu araba olmayacak. Ama biz Türkiye'ye özel bu arabaya getirmek için çalışmalara başladık. Ve MG yönetimi üstünde açıkça söylemek gerekirse bir baskı kurduk. Yani bundan ben şunu anlıyorum. Kaan Bey'i de tanıyorum. Hani otomotiv kariyerinde neler yaptığını ve neler yapabileceğini de az çok tahmin ediyorum. MG7'yi kesinlikle Türkiye'ye getirecektir. Geldiği zaman Passat'ın boşluğunu net olarak dolduracak arabalardan bir tanesi. Öyle elektrikli, hani MG markası elektrikle özdeşleşti ülkemizde. Hani çok da iyi yaptı aslında ama mesela MG HS diye modelleri var. O da çok sattı. MG 7 de benzinli, atmayayım şimdi. Benzinli, evet, benzinli motora sahip olan, otomatik şanzımanı kullanan araçlardan bir tanesi. Yani bizim yollarımıza son derece uygun, bizim yollarımıza çok kolay adapte olacak, bizim yollarımızı bilen bir araba. Aynı MG HS gibi MG 7 de gelirse son derece iyi işler yapar. Peki Passat'ın boşluğunu doldurmaya son aday, yani tek aday bu mu? Elbette değil. Mesela ülkemizde satışa sunulan ve modelleri beğeni kazanan, çünkü modelleri gitti inceledi insanlar, ondan sonra karar verdiler: Chery. Chery markasının Arizo diye D segmentinde yer alan bir sedan modeli var. O sedanın tasarımına baktığım zaman onun da son derece fiyakalı olduğunu gördüm. O model de Türkiye'ye gelecek. Yani Chery Türkiye yönetimi
o modeli Türkiye'ye getirip satışa sunacaklarını açıkladı. Ha, yıl sonunda gelir mi o bilmiyorum ama 2024 başında gelmesi kesin gibi. MG7 ve Chery Arizo ikisi birden aynı anda gelecek gibi görünüyor. Hani Passat devamı, Passat'ın yeri falan gibi şeylerin konuşulduğu dönemde bence bu iki modelin gelecek olması çok önemli. Artı Passat'ın boşluğunu rahatlıkla doldurabilirler. Yani en azından orada ne alsam diye düşünenler için çok iyi iki seçenek geliyor. Şöyle bir konu var. Soruyorsunuz bana bunu. İkinci el araba fiyatları neden hiç durmadan yükseliyor? Yani ikinci el araba fiyatları sıfır kilometre markaların açıkladığı fiyatlardan çok daha kolay ve çok daha rahat bir şekilde kendini güncelliyor. Yani sıfır kilometre satan markalar belli dönemleri bekliyor ya da çok önemli bir değişim yaşandıysa o zaman listeleri güncelliyorlar. Yoksa onun dışında son aylarda özellikle hep bu yaşanıyor. Her ay başında sıfır kilometre otomobil fiyatları güncelleniyor. Ama ikinci elde böyle bir şey yok. Yani özellikle o sarı sayfada olan fiyatlar sürekli bir hareket halinde. Evet, yani normal bir durum çünkü kur yükseliyor. Sıfır kilometre otomobil zaten yok. Geldiği zaman da açıklandığı zaman da fiyatının nerede konumlandırılacağı belli. Onun için ikinci el fiyatları neredeyse her akşam değişiyor. Her akşam zamlanıyor. Bu durum kur sabit bir şekilde yerine oturmadığı sürece bir yıl hareket etmeyecek ya da iki yıl hareket etmeyecek gibi bir düşünce olmadığı sürece devam edecek. Şu anda mesela tahminlere bakıyoruz. Kurun artacağı yönünde tahminler var. Durum böyle olunca ki artıyor. Yani bakıyoruz, takip ediyoruz, artıyor. İkinci el otomobil piyasası da buna göre kendini fiyatlandırıyor, kendini yukarı çekiyor. Yani buna dediğim gibi kur işte 2 yıl, 3 yıl hiç hareket etmeyecek, orada kalacak gibi bir durum olmadığı sürece ikinci el otomobil fiyatları bu şekilde artmaya devam edecek. Keşke kur biraz geri gelse, bu sayede ikinci el otomobil fiyatları da kendini geri çekse, en azından sıfırından ucuz olsa. Yani o laftan kurtulsak, hani ikinci eline gücüm yetmedi gittim sıfır aldım lafından kurtulsak. Ama şu an için öyle bir şey görünmüyor. İkinci el çok daha rahat bir şekilde kendini fiyatlıyor. Fiyatladığı için de her akşam fiyat listeleri yeniden belirleniyor neredeyse. Bunun değişmesi için kurun sabit bir şekilde yerinde durması lazım. Yoksa fiyatlar bu şekilde sürmeye devam edecek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.